diyelim. Büyük kadınlar 2000 metre için sporcularımız şimdi yerlerini alıyorlar. Burada Elise Özbay 1 numaralı Ergo'da, 2 numaralı Ergo'da Kadir Aslan, Alif Demirkan 3 numaralı Ruken Nasıroğlu, 4'te altın boyuzdan Kevser Aydoğan, 5'ten Kadir Aslan, Ece Nur Çayır, 6'dan İzmir Kürek Kulübü'nden Deniz Berçem Uzun, 7'de Haliç Kürek Kulübü'nden Yıldız Turan, 8'de Galatasaray Spor Kulübü'nden Miray Kasap, 9'da Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Didem Sürer, 10 numaralı Ergo'da ise altın boynuzdan Ece Naz İlkin yarışacaklar. Geçen sene Elise Özbay birinciliği almıştı bu yarışta. İkinci de Miray Kasap olmuştu diye hatırlıyorum. İyi bir yarış izlemiştik. Böyle ortalarda böyle kafa kafaya gitmişlerdi. Finişte ise Elis bir atak yapıp aldı diye hatırlıyorum ben. Elis tabii bu sene çok başarılıydı. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda müthiş dereceler çekti. Müthiş yarışlar yaptı. Bu sene de yine kamplarda gayet iyi haberleri geliyor Elis'in. Gidecek çok yolumuz var daha. Elis de bunun önderi diyebiliriz kadın küreğinde. Bakalım Ergo yarışında nasıl olacak? Biraz hastayım dedi bu arada Elis ama ısınmasını vesairesini gayet iyi yapmış da gözüküyordu. Umarız istediği dereceyi çeker. Bugün tabii derbi günü. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini biz erken başlattık. Erkeklerde, büyük erkeklerde Galatasaray aldı derbiyi burada. Günün ilk yarışında Emre Kubilay Oğuz'u birinciliği kaptırmadı Cevdet Ege'ye. Son metreye kadar bir yarış izledik ama. Bakalım bu bugün kadınlarda, büyük kadınlarda bakalım ne izleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi sporcular çekmeyi bırakacaklar. Sistem hazırlanacak. Dakika uyarısı da geldi. Ergolar dolu gördüğünüz gibi. Evet, yarışan sporcuları biraz daha görüntüsüne yayınlar mısınız lütfen? Yani burada Ciro Kaya yazmış. Çok sporcu olduğu için aynı anda biraz daha birinciyi, ikinciyi aslında çekiyor olacağız. Böyle tüm bir resim gösterip ondan sonra önde olan sporcuyu izleyeceğiz aslında. Çünkü yarışın aslında takibi bu değerlerle daha iyi oluyor. Şu anda yarış başladı. Start verildi, yarış başladı. 10 ekipli bir seri izleyeceğiz. Diğer seride de 11 ekip olacak. Büyük kadınlar yarışını izliyorsunuz şu anda. Evet, burada Elis 1.44. 1.40 ortalama başladı dedim. Biraz hastayım dedi. Biz demin öpmedi ama belki de bizi öpmek istemedi Elis. Burada görüyorsunuz Elis Özbay. Çok konsantre şekilde şu an. Hafif kilo Elis. Hafif kilo sınıfında yarışıyor. Bu yarışta büyük kadınlara girmiş. Demek ki kilo aslında şeyine girmemiş. Tartılmamış diyelim, evet. Yani. Ergo için tabii kilo her zaman avantaj. Şu
puanda da gayet iyi önde götürüyor. İlk 300 metresini geçti. 1.48-1.49'luk derecesiyle. Şu an Miray yavaş çıktı biraz. Miray yavaş geçen sene çıktı. Çünkü bayağı kapışmışlardı. Bayağı iyi bir yarış izledik diye hatırlıyorum ben de. Burada Ruken şu an ikinci sırada. Üçüncü sırada ise Elif Didem Demir. Var. Didem mi var? Didem'le yani, Elif Didem'le arasında Elif. Evet. Geçiyor. Kadir As'dan Elif Demirkan, Kadir As Üniversitesi Spor Kulübü'nden. Kadir As'lar da karışmasın. Elif'i izliyorsunuz. Gayet iyi tekniği. Elif'in ergo tekniği de gayet iyiymiş. Evet, burada şimdi 1400 metreye geçildi yani bir 500 geçişini atlamışız. Orada bakardık aslında derecesine. Biz de yarışlara biraz daha konsantre olalım Yalçın abi. Evet. Daha iyi aktaralım. Burada evet yani Elis. En zor yerlere doğru geldi sporcular. Şimdi 1300 yani ikinci 500'e şu an girdiler. İkinci 500'ün içindeler. Görüyorsunuz 2,5 dakikada nasıl bitilir yani nasıl yani. Öyle hakikaten zorlanır bünye, vücut. Bir 50 gibi bir şu anda 500 metre geçişini tutturdu Elis gidiyor. Geçen seneki derecesi 7.10'lu bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hiç hatırlamıyorum ben şu an gerçekten ama. Doğrudur. Kadınlar için iyi derece. Böyle giderse de şu an 7.20 ortalama. Değil mi? Evet. 1.50. 1000 metreye geçecekler birazdan. Evet. 1000 metre. Yarışın tam ortası şu an. Bu ergo derecesi niye önemli? Aslında tüm sezon hazırlığınız için önemli diyebiliriz. Ya aslında şöyle, yarıştan ziyade bir test aleti. Kendi gelişiminizi, yıl içinde olan gelişiminizi ölçebiliyorsunuz. Şu an hedef yarış değil bir kere. Yani bu tempolarda bilmiyorum şu an çalışılıyor mu kulüplerde ama herkes yaza hazırlanıyor. Diğer taraftan Türkiye şampiyonası da var. O da çok yaklaştı. Ama Elis'in bu seneki esas hedefi herhalde dünya şampiyonası. Dünya şampiyonası tabii ki. Olimpiyat seçme yılı. Bunun için tüm gayretiyle çalışıyorlar. Sporcularımızın hepsi tabii. Evet. Ve burada da aslında teknik ekip bir değer alıyor günün sonunda. Geçen seneyle belki karşılaştırıyorlar. Belki antrenman programlarını ona göre dizayn ediyorlar. Buradaki tabii yorgunlukları vesaire de çok önemliydi sporcuların. Malum herkes hasta mesela. Yani evet, şu an ciddi bir salgın var antrenman tekrar. Antrenman yapamamak vesaire bu bunlar. 700. metreyi de geçti Elis. Hemen arkasında Ruken geliyor. 1.48 hala derecesini çok iyi koruyor. İdem de ilk 3 Fenerbahçe diyebiliriz şu anda. Evet. Demin şey diyordum yani hastalığından dolayı antrenman yapamayabilir, şu anda hasta olabilir, hastalığın başlangıcı yani, her şey olabiliyor. Yani şu an böyle şey bir dönemdeyiz hakikaten, kötü bir dönemdeyiz hastalık açısından. Son 500 ama bakın Elis hiç temposunu, hiç şeyini bozmadı. 500 metre geçiş derecesini hiç bozmadan gidiyor. Aynı şekilde Ruken de bu arada, o da 1.50-1.51'e setledi. Evet. Tıkır tıkır çekiyor. Aynı şekilde Didem de tabii. Fenerbahçe büyük kadınlar ilk seride ilk 3'ü alacak gibi. 3 sırayı alacak gibi. Elis'in ne kadar güçlü ve zorlandığını da görüyoruz şu an. Evet. Yüz ifadesinden. Son 250'ye doğru da gidiyoruz.
Son 300 metre şu an. Son 200 metreye artık giriyor Elis. Elis için yarış, ya pardon, son hatta 100-150 metrelerde artık son. Elis son küreklerini çekiyor. 80 metre, 70 metre, artık metrede Elis için bitiyor. İyice kısaldı, temposunu çıktı ve yarışı 7-10'un bakalım altında olacak mı? Yalçın abi demin bir 7-10'lar dedi. 7-12 olarak, 7-10 pardon, 7-10 olarak. Yine vallahi Yalçın abi bu kadar nokta atışı olur. Güzel derece yani. Çok iyi derece. Çok iyi derece. Şimdi ikinci Ruken tamamladı yarışını. Didem de tamamladı. Didem de tamamladı. Miray'ı görüyoruz. Biraz daha düşük tempo çekmiş. Gayet, evet, ilk üç Fenerbahçe oldu bu seride. Günün ikinci derbisinde Fenerbahçe aldı diyebiliriz. Ben bunu akşama bağlamaya çalışıyorsun akşama, ama. Akşama bağlayacağız da yani elimizde tabii nasıl bir veri olacak. Elise tebrikler. 2 senedir büyük kadınlar ergo şampiyon oluyor kendisi. Bu kadar başarısının yanında Türkiye'de de girdiği yarışlarda elinden geleni yapıyor diye ben görüyorum. Çok tebrikler. Hala burada tabii Kevser Aydoğan altın boynuzdan hala çekiyor. Bakın ya, aradaki fark bu kadar büyük hakikaten. Elis'in çektiği derecenin ne kadar iyi olduğunu da anlıyoruz buradan. Kevser de şimdi yarışını noktalıyor. Ona tebrikler. Yani tüm sporculara tebrikler. Sıralanmış listede. Sıralanmış listede şu an. Bize geldi. Kur. 2. Haliç Yelken ve Kürek Nurgül Güler. 3. Kadir Has Üniversitesi İldem Kadıoğlu. 4. İdeal Tepe Amatör Balıkçılar ve Spor Kulübü Deniz Defne Acerol. 5. İdeal Tepe Amatör Balık Spor Kulübü Su Alara Acerol. 6. Altın Boynuz Spor Kulübü Reyhan Ketenci. 7. Altın Boynuz Spor Kulübü İrem Cansu. 8. Gebze Teknik Üniversitesi Rabia Aşık. 9. Haliç Yelken ve Kürek Senay Yılmaz. 10. Kadir Has Üniversitesi Nisanur Çolakoğlu. 11. Haliç Yelken ve Kürek Büşra Arslan. Starta 3 dakika. Evet, şimdi 3 dakika anonsuyla sporcular da yerlerini aldılar. Biz de birazdan yarış başlayınca anlatımımızla sizlerle olacağız. Ben hazırım.
büyük erkekler yarışında dereceye giren 1 numara Emre Kubilay Oğuz, 2 numara Cevdet Ege Mutlu, 3 numara Fatih Mehmet Avcı. Sporcularını madalyalarını almak üzere madalya törenine bekliyoruz. Tüm sporcular lütfen kürek çekmeyi bırakın. Tüm sporcular hazır. Evet, gördüğünüz gibi herkes hazır. Start verildi. Günün 5. yarışı büyük kadınlar 2. seri başlamış oldu. Sesle beraber. Yine startlarını atıyor sporcular, tempolarını ve hızlarını bulacaklar haliyle. 9 numarada Le Parkur'daki, parkur diyorum ben de Yalçın abi. Sena Yılmaz, Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü'nden şu an birinciliği aldı. İlk 150 metre sonrası. GTU yazıyor ama Sena'yı benim listemde Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü'nden. Şimdi Sena'yı zaten görüyorsunuz. Kadınlar ikinci seri, bu da gayet güzel geçiyor bu seride. 500 metreye geçmek üzere, bitirmek üzere Senay. Evet, şimdi burada benim de arkadaşlarım Defne Acaroğlu'la Su Alara Acaroğlu, Dağaltepe Amatör Balık'tan onları da görüyorum. Bunlar da tahmin ediyorum 2-3 senedir kürek çekiyorlar. Onlar da bu yarışlara katılıyorlar. Bu sezona iyi bir başlangıç yapmışlar. Başarılar onlara da. Senay. Evet. Yani bu seride yine sona doğru bir kapışma olacak gibi. Reyhan 6 metre geride sadece. Onun hemen gerisinde arkasından İrem Cansu geliyor. Altın boynuzdan iki sporcu da Senay'ı takipteler. İkinci 500 bitmek üzere. Şimdi görüntüler ve şeyler biraz oturdu. İlk yarışlarda teknik sıkıntılardan dolayı bazı şeyleri aktaramadık. Şimdi ama artık
Kameramanlarımız da alıştılar. Ben de geldim yanına şu an. Teknik sorunları da atlattık. Şu an daha iyi görüntüler verebiliyoruz gördüğünüz gibi. Geceden her şey hazırdı aslında ama ya bu ergometrede illaki bir şeyler oluyor. Bir ergoda bir sıkıntı çıkıyor. Evet, şimdi daha net, daha güzel görüntüler ve ses aktarılabiliyor. Evet, 9 numaralı ergometrede Senay'ın birinciliği devam ediyor. 1.59 ortalama şu an görüyorsunuz. Hemen arkasında 6 numaralı ergometrede Reyhan Ketenci şu an 1.59, aynı şu an aynı ortalamayla, sadece 8 metre aralarında fark var. Şu açığı sanırım çok daha iyi gösteriyor. Arada yorumları sen okursan sporcuları göstermek mi yoksa grafiği göstermek mi daha? Evet, onu size soralım. İzleme zevki açısından. Evet. Ben de mesela sporcuları biraz görmek istiyorum. Bir git gel yaparız. Evet. Herhalde. Daha fazla git gel yapalım o zaman şu şekilde. Git gel yapalım. Evet, Senay'ı izliyoruz. Bir yönlendirebilirsiniz yorumlarınızla. Hı-hı. Bir bakalım. O Hasan Sungun Hapa sesinizi özlemişiz yazmış. Vallahi biz de anlatmayı vallahi özlemişiz. Evet, biz de özledik ama. Senayı açtık aslında. Hiçbir girizgah yapamadık bugün. Erken başladığı için saat 8'de start aldık bugün. Yani hakikaten biz de özledik. Yeni sezon dop dolu. Evet. Bir sürü yarış var, program var. Bu sene çok dolu. Deniz küreği ve olimpik kürek ayrıldığı için yarışlar gerçekten yarış sayısı neredeyse 2'ye çıktı. Öyle olunca da büyük bir maratona başlıyoruz. İlk yarış yine ergometre ile birlikte başladık. Evet, son 500'e dönerken yarışa dönelim artık. Burada evet 12 biz... metreye çıktı fark şu an. Değil mi? 12 metre, 13 metre, 12 metre önde. Evet. Yani 2.01 gidiyor bir de. Yani her kürekte aslında biraz daha bir metre açıyor farkı, evet, diyebiliriz ama tabii son 500, yani ortada da aslında hala kapanacak. Bu fark kapanır. 13 metrelik fark kapanır. Ama tabii Reyhan Ketenci'nin iyi bir atak yapması lazım altın boynuzdan. Sena Yılmaz'ı yakalaması için. Evet, şimdi artık son 400 metre girildi. Görüyorsunuz sporcular. 2.01 güzel, 2.00 güzel bir derece. Yani 8.50'nin altına da inebilir Sena. 8'in altına inebilirler. 7.50, özür dilerim, 7.50'nin altına. Başta da tempolu gitmişti, güzel gitmişti. Şimdi son 300 metreye girdi. Senay, evet. Grafiği de verelim. Kürek yarışlarımızdan hatırlayalım. Son 300 metre aslında finiştir ama Ergo'da 300 metre finiş biraz zordur. Senay hakikaten o da artık son şeylerini çekiyor. Bakın bacakları tabii şişmiş. Öne gelmekte de biraz zorlanıyor gibi gördüm ben. Temposunu korumaya çalışıyor haliyle. Artık son metrelere girdi. Son 170 metre diyebiliriz. Aralarında 17 metre 17 fark. Metre 17 metre fark. Yani bu çok zor kapanacak bir fark aslında. O yüzden Senay izleyelim. Reyhan'la Senay bu seride ilk iki sırayı alacaklar gibi duruyor. Sıralamada bir değişiklik yok, o yüzden ekranı vermiyorum. Ve son 50 metreye girdi Senay. 50 metreye girdi şimdi. Son 35 metre, evet. Şimdi derecesini net olarak alalım biz de buradan. Senay 7.50. Yalçın abi hakikaten 2'de 2 yaptı. 2'de 2. Şimdi benim işim zorlaştı. Reyhan da 7.53 ile bakın bitirdi. 17 metrelik fark demek ki bir 3 saniyeye tekabül etti. Şimdi Su Alara Acerol bitirdi. İrem Cansu tamamladı. Şimdi Deniz Defne Acerol geldi. Onlar da Galatasaray Amatör Balıkçıları temsilen bu seride 3. ve 5. oldular. Acerol kardeşler.
Büşra'da tamamlıyor ve evet, pardon, daha Rabia'nın tamamlamasını bekliyoruz. Sanur Çolakoğlu'nun tamamlamasını bekliyoruz. Evet, büyük kadınlar yarışının da sonuna geldik. İki seriden oluşuyordu. Toplamda 21 sporcuyla yarıştık. Şu an bir 30 metresi kaldı Nisanur'un da. Tüm sporculara tebrikler. Çok zor bir yarış yani. Hani 2000 metre böyle bir efor sarf etmenin psikolojisi bile insanı zorluyor. Biz de sporculuk dönemlerimizden hatırlıyoruz. Herkesin eline ayağına sağlık.